Merhaba arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde topografya dersinin ilk haftasındayız. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi coğrafya programında yer alan topografya dersi, coğrafyanın temel dersleri arasındadır. Jeomorfoloji derslerinin bir devamı niteliğinde olan bu ders ile öğrenciler yeryüzünün oluşum ve gelişimlerinde etkili olan etken ve süreçler hakkında temel bilgilere sahip olup, yeryüzünü anlama ve kavramada eşsiz bir bilgi birikimine kavuşacaklardır. Bu ders akarsu topografisi ile başlayıp kurak, yarı kurak, glasyal ve periglasyal bölgeler topografisi gibi morfojenetik bölgelerle devam edip kıyı, karst ve volkan topografileriyle tamamlanacaktır. Daha önceden 3 ders halinde olan bu dersler son alınan kararla tek bir ders alanında altında toplanmıştır ve topografiler ders olarak işlenecektir. Bu ders kapsamında yerli yabancı temel kaynaklardan faydalanarak bir not hazırlanmıştır. Bu kapsamda uluslararası bir kaynak olan Fundamentals of Geomorphology, Geomorphology'nin Temelleri kitabı, Uğur Zoğan tarafından çevrilmiş, kitaptan faydalanılmış. Yine Sırrı Erinc'in Geomorphology 1 ve 2 kitaplarından, yine Profesör Doktor Mehmet Yıldız Hoşgören'in Geomorphology'nin Ana Çizgileri 1-2, yan doçent Doktor Nilüfer Pekcan'ın Kurak Yarı Kurak Bölgeler ile Kars Geomorfoloji kitaplarından sıklıkla başvurulmuş. Ayrıca Profesör Doktor Hüseyin Turoğlu'nun Buzullar ve Buzul Geomorfoloji kitabından da faydalanmıştır. İlk derste akarsu topografyasının genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bundan önce topografyalar, akarsu topografyası dersinin ilk dersi bu konuda ve akarsuların yüzeyi işlemesi ve oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerinden önce genel olarak geomorfolojideki bazı kavramların ve çalışma prensiplerinin anlaşılması amacıyla bir içerik oluşturmuştu. Bu konu diğer bütün topografyalarda geçerli olup topografik şekillerin anlaşılması ve araştırılmasındaki kullanılan yöntem ve tekniklerin bilinmesi ve fikir sahibi olunması bakımından önemlidir. Yerkürenin yüzeyindeki hareketlilik. Son 40 milyon yıl boyunca dağların yükselimi çok etkin bir süreç olmuştur. Bu zaman sırasında Tibet platosu en azından 2000 metresi son 10 milyon yılda olmak üzere 4000 metre kadar yükselmiştir. ABD'deki Sierra Nevada dağlarının 3'te 2'sinin yükselimi son 10 milyon yılda gerçekleşmiştir. Bu aktif dağ oluşumu dönemin kısmen hava akımlarının düzenlenmesi ve kısmen de ayrışma yoluyla küresel iklim değişimiyle bağlantı olduğu görülür. İşte genç dağlar hızlı bir şekilde ayrışır ve erozyona uğrarlar. Bu bahsettiğimiz hızlı yükselimle birlikte aynı zamanda enerjisini güneşten alan etken ve süreçlerle birlikte hızlı bir şekilde ayrışır ve erozyona uğrarlar. Ayrışma süreçleri karbondioksiti çözülebilir karbonatlara dönüştürerek atmosferden uzaklaştırır. Bu karbonatlar okyanuslara taşınır, oralarda depolanır ve gömülür. Olasılıkla Himalayaların yükselmesi yeterli miktarda karbondioksit atmosferden alınarak depolanmasına ve dolayısıyla kuaterner buzul çağlarında doruğa ulaşan küresel iklim soğumasına da neden olmuştur. Tabii atmosferdeki jeomorfoloji topografyada oluşan önemli unsurlardan biri de su döngüsüdür. Dünya bir atmosfere sahiptir ve suya sahiptir ve bu su da atmosfer içerisinde bir döngü içerisindedir. Su döngüsü meteorik suyun hidrosfer, atmosfer ve yer kabuğunun üst kısımları arasındaki dolaşımıdır. İşte denizlerden, göllerden, akarsulardan, bitkilerin terlemesi vasıtasıyla hayvanların terlemesiyle ortaya çıkan su buharlaşarak atmosfere karışır. Atmosferdeki bu su buharı yükseldikçe yoğuşur, yoğuştukça içerisindeki suyu bırakır. Bu çeşitli şekilde yağışlar olarak düşer. Kar, yağış, yağmur şeklinde, dolu şeklinde. Bu yüzeye düşen yağışlar bir kısmı karalar, bir kısmı tekrar denize ulaşır. Karalara düşen yağışlar dağların yüksek kesimlerinde bazen karlara, sonra buzullara dönüşebilir. Ya da yüzeyden akışlarla göllere, akarsularla tekrar denizlere ulaşıp bu su döngüsü devam eder. Tabii suyun bir kısmı da karalara düşen suyun bir kısmı da süzülür, yer altına sızar ve yeraltı sularını oluşturur. Yeraltındaki su hareketi yüzeydeki suyun hızına, hareketine göre daha yavaş olabilir. Ve yeraltında daha uzun süreli bu su hareket ederek bir şekilde kaynaklarla yüzeye çıkarak tekrar bu su dolaşımına dahil olur. Bu su dolaşımında topografyaların oluşması da çok önemli bir etkendir ve yüzeyin şekillenmesindeki en temel unsurlardan biridir. Kayaç döngüsü ise yerküreye katı bir kaya yüzeyi ve bir atmosferden oluşumuna evrilmesinden sonra su döngüsü ve levha tektoniği süreçleriyle birlikte işleyerek kayaç döngüsünü yaratır. Kayaç döngüsü dediğimiz kaynağını mağmadan alan etken ve süreçlerle birlikte yüzeye çıkan volkanlar ya da sokulumlar, mağmatik sokulumlarla birlikte
İlksel olarak kayalar oluşur. Sonra bunlar erozyonlarla taşınır. Bir yerlerde bazı noktalarda biriktirilir. Biriktirilen bu tortul kayaçlar zamanla sıkışarak basınç altında değişiklik olarak başkalaşım kayaçlarını, metamorfik kayaçlarını oluşturur. Tekrar bunlar mağmaya etkileşime girerek bazen tekrar mağmaya kanalize olur ve tekrar yüzeye çıkma eğilimi gösterir. Bu şekilde bir döngü içerisinde oluşurlar. Evet, görüyorsunuz ekranda da kayaç ve su döngüsünün unsurlarını. Bunlar jeomorfolojinin ve haliyle topografyalar için çok önemli parametrelerdir. Biyojeokimyasal ve etkileşimi döngüler. Biyojeokimyasal döngüler biyosfer, karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen ve diğer mineral elementlerinin küresel ölçekteki döngüsüne güç verir. Bu mineraller ekosferde dolaşıma girer ve ekosfer ve onun ortamları arasında karşılıklı değişim yapar. Bu dolaşımlar biyojeokimyasal döngüler olarak tanımlanır. Evet, burada yine hem kayaç döngüsünü hem de su döngüsünü aynı tablo üzerinde görme şansımız var. Bunlar birbiriyle oldukça etkileşim içerisindedirler. Denudasyon ve depolama, ayrışma ve erozyon. Ayrışma kayaçların biyolojik, kimyasal ve mekaniksel etkenler tarafından parçalanması olayıdır. Ayrışma kayaçtan oluşan bir moloz örtüsü iletir. Bu ayrışmış örtü yerinde kalabilir veya yamaçtan aşağı doğru akarsular boyunca ve denizaltı yamaçlarından aşağı doğru taşınabilir. Latince çıplaklaştırmak anlamında denudasyon terimi yer kürenin soyularak tüketilmesine neden olan ayrışma ve erozyon süreçlerinin ortak işlevi olarak tanımlanır. Akarsuların çok etkin topografi oluşturmalarındaki rollerinden biri taşımadır. Yüzeyden koparılmış malzemelerin bir yerden başka bir yere aktarılma işidir taşıma. En yaygın taşıyıcı sudur. Buzul suya göre daha düşük düzeydeki bir taşıma aracıdır. Rüzgar sedimentleri yamaç yukarı ve uzun mesafeler boyunca da taşıyabilir. Bir akarsu gözle görünür irilikteki sedimanın yanı sıra çözülmüş halde bulunan malzeme yükünü de taşımaktadır. Tabi taşımada birden fazla bir unsur vardır, onu birazdan değineceğiz. Depolanma sedimanların kimyasal, fiziksel ve biyolojik yollarla bir yere serilmesidir. Yer çekimi ve akışkan güçleri aşındırmış materyali harekete geçirir. Sediman depolanması, akışkanın taşıma kapasitesinin katı sediman yükü taşımada yetersiz kaldığı yerde veya kimyasal ortamın çözülmüş yükün çökelmesine olanak verdiği yerlerde gerçekleşir. Sediman depolanma alanları yamaçların alt bölümlerinde, vadi tabanlarında, akarsularda, göllerde, halişlerde, kumsallarda, kıta şelflerinde ve derin okyanus tabanlarında oluşur. Tabii bu topografi oluşturan aşınma taşıma süreçlerinin yanında insanın da bu süreçlere büyük etkileri olmuştur. Özellikle son iki asır boyunca insanlar başta tarımsal faaliyetler, madencilik, taş ocakları, işletmeciliği, kentler, yollar, inşaatları gibi konularda yer küre materyalinin transferinde ve yer şekillerini değiştirmesine giderek artan bir önemli etki yapmaya başlamışlardır. İşte sediman akışında insan etkisinin görüldüğü anahtar alanlar madencilik ve inşaat alanları, tarım ve baraj yapım sahalarıdır. İnsanlar her yıl bilerek 688 ile 972 milyon ton arasında değişen yeryüzü materyalinin yerini değiştirmektedir. Bu da oldukça ciddi bir boyuttur. Her yıl insanlar maden çıkarma süreçleriyle ilgili olarak 60-57 milyon tonluk bir malzemeyi yerinden çıkarırlar. Akarsular okyanusa sadece 22 milyon ton sediment taşır. Kıyasladığımızda insanların faaliyetleri akarsularının daha önüne geçmiş durumda olduğu görülebilir. Evet, bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde üstte sediment taşıyan akarsu havzalarını, altta ise burada en fazla sediment taşıyan akarsu havzaları görülüyor. Okların kalınlıkları sediment miktarının artışıyla ilişkili ama okların yönü sedimentin yönünü birebir vermiyor. Burada gördüğümüz gibi Güneydoğu Asya'daki büyük akarsu sistemleri çok büyük miktarda sediment taşıdığını görebiliyoruz. Yine Amazon Nehri gibi büyük nehirlerinde çok yoğun bir miktarda sedimeni okyanuslara ulaştırdığını görmemiz mümkün. Tabii topografilerin oluşumunda akış şekilleri de önemlidir. Akarsu topografisinde özellikle. Akarsudaki akış biçimi suyun debisine ve aktığı yatağın pürüzlülük değerine bağlı olarak değişmektedir. Akarsuların taşkın döneminde veya akımın arttığı dönemlerde hızlı ve bulanık aktığı ve akış sırasında içerisine daha fazla katı yük taşıdığı ve daha önce yatakta biriken enkazları taşıdığı görülür. Bunun tam tersi akımın çekik veya az olduğu dönemde ise daha düzenli ve dengeli bir akış gösterdiği, bunun yanında daha küçük malzemelerin taşıdığı görmek mümkündür. Tabi akışın birden fazla türü vardır. Bunlardan biri laminar akış, düzgün akış. Bu daha çok suyun kuvvetinin az olduğu,
düz ve uzun kanallarla birlikte paralel bir şekilde akışın gösterdiği durumlarda laminar akış görürüz. Yandaki şekilde görüyorsunuz. Bu laminar akışta yüzeyde de akışı daha hızlıdır. Tabana doğru gittikçe akışın hızı yavaşlar. Türbülanslı ya da girdaplı akış ise daha çok suyun akış hızının kritik hız olan 1 milimetreyi saniyede kizi 1 milimetreyi aştığı dönemlerde oluşur. Dolayısıyla su türbülanlı ve girdaplı bir akış sergiler. Bu şekilde daha fazla malzeme taşıdığı, daha çok aşındırdığını görebiliriz. Laminar akışın türbülan akışa dönüştüğü yerde kritik hızı etkileyen bazı faktörler var. Bunlar suyun akışkanlığı ve yoğunluğu, suyun derinliği ve kanalın pürüzlülüğüdür. Akarsu enerjisi, türbülans ve hız, aşınma ve birikme faaliyetleriyle sıkı ilişki içerisindedir. Akarsuyun faaliyeti enerjisiyle ölçülmektedir. Akarsuların potansiyel ve kinetik olmak üzere iki tür enerjisi vardır. Potansiyel enerji akarsuyun akması veya dökülmesiyle kinetik enerjiye dönüşür. Açık kanal hidroliği. Eğer su yüzeyi atmosfere açık bir şekilde bulunuyorsa, diğer bir ifadeyle sadece atmosferik basınç su yüzeyini etki ediyorsa bu tür kanallara açık kanal ismi veriliyor. Zaten yüzeydeki akarsuların hemen hemen tamamı bu açık kanal hidroliğini kapsamaktadır. Ama bu sular yer altına girdiğinde farklı bir mekanizmaya kavuşur. Açık kanalda yönlendirici güç yatak eğimi boyunca yer çekimine bağlı olan bileşenlerdir. Akarsu aşındırma ve taşıması. Akarsular aşındırma, taşıma ve sediment depolama kapasiteleri olan güçlü jeomorfik araçlardır. Akarsu yükü, bir akarsu tarafından taşınan bütün materyal akarsu yükü olarak tanımlanır. Toplam yük, çözülmüş yük, asılı yük ve yatak yükünden oluşur. Burada çözülmüş yük daha çok yüzey kısmında akarsuyun eriyerek bünyesine aldığı, işte tuzu, diğer mineralleri bünyesine eriterek taşıdığı yüktür. Kimyasal süreçler etkindir. Asılı yük ise daha çok akarsuyun tabanına yakın kısmında gözle görülebilir bir şekilde suyun içinde taşıdığı asılı haldeki yüktür. Taban yükü ya da yatak yükü ise akarsuyun tabanda sürüklediği, zaman zaman sıçradığı, daha uzun mesafeler aldığı, bazen ufak yuvarlamalar şeklinde sürüklediği yüke biz yatak yükü ismi veriyoruz. Aşındırma ve taşıma. Akarsu yataklarını ve yatak tabanlarını korozyon ve oyuklar açarak etkileyebilirler. Korozyon suyla dokunaklı olan akarsu yatağının tabanını ve kenarlarını oluşturan materyalin kimyasal yolla ayrışma olayıdır. Korozyonda kimyasal süreçler etkindir. Korozyon veya abrazyon ise törpülem olarak isimlendirilebilir. Suyun üzerinde aktığı yüzeyleri, kütlesi ve taşıdığı malzemelerin öğütücü, törpülücü etkileriyle yıpratarak aşındırması olayıdır. Akarsular yataklarını derine ve yanlara da doğru aşındırabilirler. Bir alüvyal akarsu yatağındaki derine aşındırma, kumların ve çakılların net bir şekilde yerlerinden taşındığı zaman gerçekleşir. Kayalık yataklardaki dikey aşındırma bir akarsu yatağının içerisindeki yatak yükünün yatağı törpülemesiyle de oluşur. Yanal aşındırma yatak kenarlarının çoğunlukla altlarından oyulma yoluyla çökmesi ve göçmesi sonucunda oluşan aşındırma şeklidir. Akarsu biriktirmesi ise akarsular yatakları boyunca herhangi bir yerde materyal depolayabilirler. Bununla beraber akarsular bu materyali başlıca yatak eğimlerinin düşük olduğu, eğimin ani değişim yaptığı veya kanalize olmuş akışın akma derinliği ve hızındaki azalmaya bağlı olarak yayıldığı vadi tabanlarına depolar. Yani akarsuyun asılı yükü ve tabanda yükü akarsuyun enerjisinin azaldığı yerlerde artık taşıyamaz ve bırakmaya başlar. Bırakma sonucunda akarsu içerisinde depolanma oluşmaya başlar. En fazla depolanmanın olduğu yer ise akarsuyun denize ulaştığı ya da okyanusa ulaştığı alanlarda gerçekleşir. Yatak eğimi. Yatak eğimi her zaman akarsuların düzenleyebileceği bir özelliği olmuştur. Bir nehirde dengenin korunmasında eğimin önemini doğrulamak için çok sayıda kanıt vardır. Bu durum yarı denge durumu olarak da karakterize edilir. Akarsu yatak eğimi kontrol eden faktörlerin etkileşimi sonucunda akarsuyun boyuna profil oluşmasına sebep olur. Akarsuyun eğimi, yatak eğimi ne kadar fazla ise akarsuyun enerjisi o kadar artacaktır. Dolayısıyla aşındırma süreçleri etkili olur. Akarsuyun eğiminin, yatak eğiminin azaldığı yerlerde ise daha çok depolama süreçleri etkin hale gelir. Yatak şekli de önemlidir. Yatağın şekli en kesidi. Akarsuyun karakteri aşındırma ya da biriktirme konusunda önemli belirleyicidir. İşte bu şekilde yatak şekillerini görüyorsunuz. Düz olan, menderesli olan ya da örgülü olan ya da çatallanan akarsu yatakları vardır. Bunları sonraki derslerimizde öğreneceğiz.
Yatak dokusu alüvyal yataklar akan su tarafından taşınmış ve taşınmakta olan sedimentler içerisinde oluşur. Alüvyal yataklar kilden bloklara kadar uzanan alüvyonun baskın tane boyundaki farklar nedeniyle çok çeşitlidir. Bu yatakların biçimleri alüvyonun normal olarak büyük ölçüde aşınmaya karşı bir direnç göstermesinden dolayı akarsu debisindeki, sediment girdisindeki ve diğer faktörlerdeki değişimlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Alüvyal yataklar plan görünümü olarak birbirleriyle dereceli geçişli bir seri sunan düz, menderesli, örgülü ve çatallanan olmak üzere 4 temel tipten oluşur. Düz yataklar. Bu yataklar doğada en yaygın, çok doğada yaygın değildir. Bunlar genellikle fanların veya eklemlerin neden olduğu yapısal denetimden dolayı kendileri de düz olan V biçimli vadiler içerisinde daha çok görülür. Menderesli yatak bunlar daha çok eğimin azaldığı noktalarda, taşkın ovasında yılan gibi kıvrımlar yaparak uzanan yatak şeklidir. Yunus'un menderesli yatakları şekillerde görüldüğü gibi. Bu akış deseni yatağın kıvrımlarının akış kenarında erozyona, yatak kenarlarının alt tarafında oyulmaya, kıvrımların iç kısımlarında depolanmaya neden olur. Dolayısıyla akarsuyun hızının çarptığı yamaçlarda aşındırma karşı tarafındaki kısımda da daha çok depolanma şeklinde gösterir ve gittikçe bu menderesler daha keskin kıvrımlar oluşturma eğilimi gösterir. Örgülü yataklar. Örgülü yataklar esas itibariyle birikmiş sedimanların oluşturduğu adalar ve barlar ile bürünen bir dizi örgülenmelere ayrıldığı yerlerde görülür. Adalar bitki örtüsünün gelişmesine olanak verdikleri için uzun süreli kalıcı olurlar. Barlar bu denli sürekli değildir tabi. Örgülü akarsular, akarsu enerjisinin yüksek olduğu, yatak eğiminin fazla olduğu, yamaçlardan kol akarsulardan veya buzullardan kaynaklanan sedimen girdisinin yüksek olduğu ve kaba taneli materyalin büyük bölümünün yatak yükü olarak taşındığı ve yatak kenarı materyalin aşındırılabilir olması nedeniyle yatağın yanlara doğru kolaylıkla yer değiştirmesine olanak verdiği yerlerde oluşma eğilimindedir. Evet, görüyorsunuz örgülü yatağı. Bir saç örgüsü gibi düşünün. O yüzden bu isim verilmiş. Yatak sürekli aynı yatağı kullanma eğilimindedir. Yükseldiği dönemlerde çok farklı yataklara ulaşır ve bu şekilde örgülü bir akış gösterirler. Akarsu yatak morfolojisini ve bunu kontrol eden faktörler. Yatak dokusu, çatallanan yataklar. Çatallanan akarsu yatakları dallanan ve tekrar birleşen kollara sahiptir. Örgülü akarsu yataklarını alındırır fakat örgülü yataklar bir tek akarsu yatağına özgü formlardır ve bu formlar yatak içerisinde engeller nedeniyle akışın aynı yatak içerisinde yer değiştirmesi sonucu oluşur. Diğer taraftan çatallanan yataklar ise birbirleriyle bağlantılı olan fakat birbirlerinden ana kaya veya duyarlı bir konum kazanmış alüvyon ile ayrılmış bulunan yataklar topluluğudur. Yani örgülü yatakta sürekli bir yatak, akarsu yatak değiştirme eğilimindeyken çatallanan yataklarda ise bu akarsular birbirleri arasında ana kayadan oluşan keskin sınırlar bu geçişi engeller büyük ölçüde. Evet, çatallanan yatakları da görüyorsunuz şekilde olduğu gibi. Akarsuyun boyuna profilleri ve taban seviyesi. Bir akarsuyun boyuna profili veya uzun profili o akarsuyun su yüzeyi çizgisinin akarsuyun kaynağından ağza kadar olan eğimidir. Debisi aşağı çığırlara doğru artan akarsuların iç bükey boyuna profilleri vardır. Ancak akarsuyun boyuna profilleri pek çoğu düzgün bir iç bükey profile sahip değildir. Bu profiller düzce dikçe kesimlerde içerebilir. Bunun oluşmasında tektonizmanın ve akarsuyun aktığı yataktaki litolojinin aşınma olan dirençleri etkili olabilir. Taban seviyesi ya da kayde seviyesi bir akarsuyun tabanını aşındırarak ulaşabileceği en düşük yükseklik düzeyine biz taban seviyesi diyoruz. Taban seviyesi bir yan akarsu için taban seviyesi ana akarsudur. Ana akarsular içinde göller, denizler, okyanuslar taban seviyesini oluşturur. Ondan sonra zaten aşınım durur. Taban seviyesi son noktadır. Herhangi bir akarsuyun en sonunda ulaşabilecek taban seviyesi akarsuyun döküldüğü su kütlesidir. Bu su kütlesi bir deniz, göl veya kapalı bir havza olabilir. Drenaj havzaları ve akarsu ağları. Bir akarsu sistemi birbirlerine hatlar ile bağlanmış kavşak noktalarından oluşan bir ağ olarak düşünülebilir. Akarsu birimleri veya hatlar akarsu ağlarının temel birimleridir. Kıvrımlar, akarsular ve drenaj desenleri. Akarsuların yüzeyde farklı drenaj desenleri oluşturabilirler. Bunlardan 9 ana drenaj deseni belirlenmiştir. Farklı kaynaklarda farklı sayıda olabilir bu.
Dendritik drenaj birisi en çok karşılaştığımız drenaj yapısı. Bir akar ağacın dalları gibi dallarına benzer ve merkeze toplanma eğilimi gösterir. Paralel drenaj ise ana akarsuyun birbirine düzenli aralıklarla ve hemen hemen paralel uzanan yan kollardan oluşur. Yani burada dendritik ağdaki gibi hemen bir ağ ya da bir ağacın dalları gibi birleşme eğiliminden çok birbirine uzun süre paralel gidip sonradan birleşme eğilimi gösteren drenaj yapısıdır. Kafesli drenaj ise egemen bir drenaj yönü ile buna paralel uzanan ikinci bir yöne sahiptir. Bundan dolayı da birincil yan kollar ana akarsuya dik açılar ile kavuşur. Bu dik açılarla kavuştuğu için keskin distekler yaratır. O yüzden kafesli drenaj ismi verilir. Işınsal drenaj ise çevresine göre yüksekçe bir alanda bulunan merkezi bir yerden her yöne doğru akan akarsuları karakterize eder. Bir volkanik dağlarda bu tür özellik gösterir ya da yüksek zirveleri olan konik dağlarda merkezden çevreye doğru yayılan bir ışınsal ağ vardır. Buna da ışınsal drenaj ismi verilir. Yarı ışınsal drenaj ise daha çok aş şekilde görüldüğü gibi yamaçtan ayrılara gittikçe aradaki mesafesi artmasıyla birlikte ana akarsuya ulaşan ışınsal drenaj ağıdır. Merkeze yönelen drenaj ise daha çok göl ve denizlere ulaşan hemen hemen bütün çevreden o merkeze doğru, belli bir merkeze doğru yönelmiş akarsu ağlarının oluşturduğu drenaj tipidir. Dağıtıcı yatak drenaj ise bunlar daha çok birikinti konilerinde ve deltalarda görülür. Eğimin birden azaldığı, çok eğimin azaldığı noktalarda akarsunun hızı azalır. Hızı azalınca da etrafa doğru bir dağılma eğilimi gösterir. Dolayısıyla dağıtıcı yatak drenaj da bu şekilde isimlendirilir. Dikdörtgensel drenaj, bu ise dik doğrulardan oluşan ve ana akarsuyunun ve kollarının birbirine dik açılı olarak bağlandığı bir akarsu ağı biçimi sergiler. Dairesel drenaj, ana akarsuyun çemberimsi bir düzende yer aldığı ve yan akarsuların ise ana akarsulara dik olarak uzandığı bir düzene sahiptir. Evet arkadaşlar, ilk dersimizi burada bitiriyoruz. Teşekkürler.